Günaydın tatlım. Yaşam. Kaçtasın sizin uçağınız? 11 uçağı. İyi, tamam. Seçkinlerle kahvaltı edeceğiz. Ona göre kendim ayarlayacağım o yüzden. Yok yok, geçerken onlar gidiyorlardı. Dün akşam aradı beni. Sen de gelir misin? Gelirim tabii dedim. Şimdi gelip alacaklar. Size öyle şey yapmayayım, kapıda bırakmayayım yani. Hemen geleyim buraya. Tamam. Tamam. İyi, hadi. Görüşürüz tatlım, bay bay. Hadi ben kaçtığıma günaydın. Spontane bir programla pazar kahvaltımızı geçen hafta yaptığımız Dirmil kahvaltı evinde yapacağız. O yüzden Gökçebel tarafına gidiyoruz. Şimdi seçkinler çıkmışlar, yolda izlediler. Ben de o yüzden yola çıkayım ki onları yukarıda bekletmeyeyim diye. Kendisi ismi yoğurt oldu artık. Yancı değil. Yancı da yakışıyordu ona ya. Yancıyı ben diyordum. Yancıyı ben diyordum. Şey değil. Yoğurt gibi koydu. Ya dün Orçun ona yoğurtla ekmek vermiş. Böyle bütün burnu yoğurt olmuş. Oradan geldi aklımıza. Uzun süredir deodorant koklamamıştım. Ben kullanmam mesela. Koklu deodorant falan gibi şeyler. Sakal losyonu değil. Ses gelmiyor. Köyden turp otu toplamıştım da biraz. Kahvaltıcı ablaya vereceğim. Ha, biraz, o ne? Biraz incir çeksin. İncir sen. Vay şahane. Milas'tan mı? Hı. Şimdi Gümüşlü'ye geldik. Ebru'nun evindeyiz. Az evvel de Hülya'yla konuştum. Onlar da indiler. Saat itibariyle şu anda Bodrum Otogar'a doğru yola çıkmış olmalılar. Bodrum Otogar'dan Gümüşlük arabasına binip buraya gelecek onlar da. Sonra keşfettikleri bir patikayı bize gösterecek Ebru'lar. Yani pazar gününü yürüyüş yaparak, işte kahvaltı ederek arkadaşlarla birlikte geçireceğiz. Şimdi burada bir kahve molası vereceğiz. Hülya'lar Gümüşlü'ye geldiğinde gidip onları alacağız. Ayşe, Duru. Ayşe. Hoş geldin. Hoş geldin. Ayşe. Oh. Bak, mandalina o kadar bol ki. Ama bol hakikaten, baksana. Ya pişiriyor, bayağı döküyor altı. Toplamıyorlar yani. Burada. Yani genelde bir şey yok. O yüzden poşetle geziyorum ben. Şu an şurayı dönünce onlarla merak ediyorum o ağaçları. Çok enteresan bir ama üstleri kapatmış bir yol yapmışsın. Çok güzelmiş yalnız. Bu güzel günü de bu harika rotada tamamladık. Şimdi Seçkin sağ olsun bizi eve bırakacak. Ebru Cemleri eve bırakacak. Evlere dağılacağız. Bundan sonrası artık evde soba kestane şeklinde geçecek. Ve oturup dinleneceğiz. Hülyalar da yeni yoldan geldi. Şimdi kavuştuk. Rotayı devam. Günü çorba içerek, kokoreç içerek ve Kikkule'ye uğradık. Hülya'nın resimleri satılıyor burada aynı zamanda. Burada da biraz şarap içerek günü tamamlamış oluyoruz. Bir türlü video bitmiyor.
Bugün de bizimle olduğunuz için çok teşekkürler. Tekrar söylüyorum, aşağıda yorum yazmayı unutmayın. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi pazarlar. İyi bir hafta olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.